من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cana kapamak nasip ve müessir eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظيم. Değerli müminler, Rabbim bu güzelliğimizi ve özelliğimizi muhafaza buyursun. Ülkemizi ve alemi İslam'ı içinden çıkacağımız, fitnelerinden emin olacağımız güzel günlere ulaştırsın inşallah. Değerli dostlar, vaazlar konu olarak birbiriyle ilişkili olması, anlaşılmasını kolaylaştırır. Fakat kişinin veya ülkenin veya dünyanın içinde bulunduğu günlerde bazen vaazın konusuyla birebir örtüşmediği de olabilir. Bu sebeple baktığımızda bundan evvelki birkaç haftadan beri devam ettirdiğimiz konu şöyle başlıyordu. Gaybde Allah'tan korkmak. İnnellezîne yahşevne rabbehum bil gayb. Yani tenhada da Allah'tan korkmak lazım diye gaybın o anlamı üzerinde durmuştuk. Ondan sonraki haftaki dersimizde yine ayet-i kerimelerde günahın açığını ve gizlisini bırakın veya fuhşiyatın açığına veya günahın da gizlisine yaklaşmayın ayetiyle gizli günah kavramı üzerinde biraz durmaya çalışmıştık. Onun akabinde de kıskançlık dediğimiz haset anlamıyla, gıpta anlamıyla değil de iffet değerlerimizi ve tefsirlerin ifadesiyle sahip olduğumuz aile, ülke, inanç değerlerimizi kıskanıp muhafaza etme üzerine geçen hafta ders yapmıştık. Bunun üzerine bu hafta nasip oldu ki düşündüm ne konusunu işleyelim. Meskenin mahremiyetle alakası üzerinde durmayı murad etti. Madem ki konumuz kıskanmak, iffeti korumaktı, meskenin yapımında, meskenin kullanımında, mesken sahibi olmakta veya mesken içerisinde de mahremiyet gerekli midir, değil midir? Korunması gereken özel haller var mıdır, yok mudur? Ağırlıklı olarak onu işlemeye çalışacağım. Aslında Müslümanın hayatı ev içinde ve ev dışında diye ikiye ayrılmaz. Ancak bulunduğu şartlara göre mahremiyeti veya tesettürü veya özelliğini koruyan konular var. Böyle baktığımızda evimiz mahremiyeti korumak için ne kadar önemliyse ülkemiz ve Darul İslam da o kadar önemlidir. Çünkü o değerleri korumalı ki İslam'ı rahatlıkla yaşamış olalım. Böyle baktığımızda evlerimizde de kulluk şuurumuzu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Yani Allah'a kulluk sadece belli zaman ve mekanlarla tahsis edilmiş bir ibadet değil. Belki de birçoğumuzun en çok vakit geçirdiği yerler evlerimizdir. O halde evdeki kulluğumuzu, mahremiyet duygumuzu, eve ait olan değerlerimizi yeniden gözden geçirmek gerekir.
takdir edersiniz ki kısa bir zaman diliminde konudaki tüm ayetler ya da tüm hadis-i şerifler ya da fıkhi gelişmeler ya da güncel problemleri hepsini ele almak mümkün değil. Şunu keşke söyleseydim deseniz biri gelip oluyor. Bir hoca tamamladım dese öbürü gelip daha güzel ve özel şeyler anlatabiliyor. Onun için gücümüz yettiğince bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Ev ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de beyt kelimesi kullanıldığı gibi mesken kelimesi de kullanılmaktadır. Ve dar kelimesi de kullanılmaktadır. Çeşitli ayet-i kerimelerin bu konuda var olduğunu görüyoruz. Buna isterseniz şöyle başlayalım hatırıma gelen bir ayet-i kerimede. Mevlamız Celle Celaluhu Efendi Nahl Sure-i Celilesi'nde geçen bir ayet-i kerimede evlerimizin önemini ve değerini bizlere haber verirken şu şekilde bir açıklama veya ayet-i kerime bizlere bildirmektedir. Rabbimiz buyuruyor ki 80. ayet Nahl Vallahu ceale lekum min buyutikum sekena. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Allah böyle yaptı. Bu ne demek? Bunu temin edin demek. Evlerinizi huzur ve dinlenme yerine döndürün. Dehşet, şiddet, cehalet, kavga veya batıl olan, bid'at olan, kötü olan şeyleri hanelerinizde bulundurmayın demek. Burada bir kavrama dikkatini çekiyorum. Sekenen, sükun bulma yeri yaptı evlerimizi. Sadece ev sükun için yeterli değildir. Huzur için yeterli değildir. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Kendi cinsinizden eşler yaratarak onlarla huzur bulasınız diye Allah sevgi ve merhameti de size verdi. Ve cale beylikum memetteten ve rahme. Rum suresi. O kim? Eşlerimiz karşılıklı. Demek ki maddi huzur için eve ihtiyaç var. Kalbi ve sevgi ve merhamet içinde bir insana ihtiyaç var. O da nedir? Ailedir. Öyleyse biz bunu temin etmekle sorumluyuz. Allah evlerimizde bunu istiyor bizden. Peki bugünün evleri bunu temin ediyor mu? Maddi olarak evler temin ediyor mu? Şehirler, ülkeler bunu temin ediyor mu? Veya aileler bu işin farkında mı? Bu konu o kadar geniş ki. Biliyorsunuz okunan Hatmi Şerif'ten bir ayetle konuya gireriz genellikle. Hemen hemen de hangi hatim okunursa okusun, okunduktan sonra kürsüye çıkmadan bakalım o 10 sayfa, 20 sayfada bizim konuyla ilgili ayet var mı desek, ekseriyette vardır. Bugünkünde var mı diye şöyle bir düşüneyim bakayım dedim bizim evle ilgili ne var okunan yerden. مَسَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَسَلِ الْاَنْكَبُونَ. Sure-i Ankebut okundu bugün. Cenab-ı Hak buyuruyor ki 41. ayette Allah'tan başkasını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Bak evden bahsediyor. Hep örümcek evinden bahsediyor. Örümceğin evi bir anlamıyla çok büyük bir sanat evidir. Özellikleri vardı. Yapımı belgesellere konu olmuştu. Ama ayet buyuruyor ki ve inne evhenel buyut le beytül ankebut. Evlerin en zayıfı da örümceğin evidir. Rüzgar, bir sinek, bir çocuk parmağı dokunmaya görsün. Levkânü yârimun keşke bilseler. Allah'tan başkasını dost, sahip edinenlerin durumu örümcek evidir. Şimdi bizim evlerin durumu ne halde acaba? İslami bakımından bir örümcek evi mesabesinde ona güveniyoruz. Bir zaman bir şehire gitmiştim. Ev yapmış adam, işte o günün güzel evi diyelim, yazmış kapısına villa hayalim diye. Yani adamın hayali o. Bir zaman da ben gençtim, biri ev yapmış, o arada vefat etmiş. Gözü açık gitti evine girmeden dediler. Sonra okudum ki ruh açılı giderken göz ruhu takip eder.
şeyi takip etmezmiş. Ama millet öyle söylüyor. Yani evinde bir akşam yatamadı falan diyor. O zaman evin önemi nedir bizim için? Evin afet olması nedir? Evin selamet olması nedir? Oraya bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de neler var? Dedim ya şu onu gelir. Sadece Nur suresinde değerli dostlar, saydım, eksik sayabilirim acelece. 14 tane ayet var, buyutikum evlerimiz diye geçiyor. Bir surede 14 kere ev kelimesi geçiyor. Sadece bir surede. Eksik de saymış olabilir. O zaman buradan baktığımızda, peki neyi görüyoruz? Şunu görüyoruz. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ Sebe halkının evlerinde sizin için ibretler vardır diyor. Bak görüyor musunuz? O evlerindeki ibretleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Başka? Mesela yine Tevbe suresinde ve mesakine tavdavneha hoşlandığınız evleriniz kısa kısa söyleyeceğim mealen vakitler onu biliyorum. Allah'tan, Resulünden ve cihattan sevgili ise başınıza gelenleri bekleyin. Buyurun. Evi sevmeyin demiyor. Ama evi korumak için Allah, Resul ve cihat ruhu olmalı. Yoksa evlerimiz başımıza yıkılır. Ya da Yahudilerin yaptığı gibi yuhribune buyutehum bi eydihim. Evlerini kendi elleriyle yıkıp harap ettiler. Devam ediyor ayetler. Kendi elleriyle Müslümanlara kalmasın evler diye kaçarlarken savaşta evlerini soydular, perişan edip yıkıp gittiler. Aynı duruma biz düşmeyelim. Onun için söylenmez ama böyle savaş oldu mu bazıları duymuştum bir ara bir Körfez Savaşı'nda. Ya mülkler de para etmez ki savaş zamanı. Keşke erkenden biz satsaydık fazla daireler diyor insanlar. Artık para etmez döneme giriyor. O zaman burada şu var. Neden bu duruma düşüyoruz? Ev sevgisi olmalı ama ev sevgisi Allah, Resulü ve onun yolunda cihattan daha sevgili mi değil mi? Oraya bakmak lazım. Sevgiliyse o zaman başımıza gelecekleri bekleyin diyor Cenab-ı Hak. O ev sizi kurtaramayacak. Buradan baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerde çok küçük birkaç örnek vermek istiyorum. Allah-u Teala da kendi beytine de ev demiştir. Ve tahir beytiye littaifin. Evimi tavaf edenler veya itikaf edenler veya kıyam edenler için temizleyin. Allah kendi Kabe'sine ev demiştir. Burada şunu söyleyeyim. Kasır da var Kur'an-ı Kerim'de köşk anlamında. Sure-i Mürselat'ta. Ama o köşk kelimesi nerede kullanılıyor biliyor musunuz? Cehennemin kıvılcımları bir köşk gibidir diyor. Onun için o köşk gibi kelimeler çok sevgili ve değerli değil. Mütevazi kelime evdir. Hani böyle diyordu ki apartman, işte bilmem şu kadar katlı bir şeyler, isimlerini söyleyin, residans, bilmem ne şu. Onlarla kendimizi tatmin ediyoruz. Halbuki yuhibbûne dünya ve yenisevnel ukba diye beş şeyi sevip beş şeyi unutacaklar diye işler vardır. Orada dünyayı sevecek, ahireti unutacak, evini sevecek, kabrini unutacak diye hadis-i şerifte. Sonra hepimizin gittiği yer işte kabir hali. Böyle bakıldığı zaman Cenab-ı Hak فَنِيَعْهُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ bu beytin Rabbine ibadet edin buyuruyor. Bu köşkün Rabbine demiyor. Buradan da beyt kelimesinin kullanıldığını Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Konu geniş dedim ya, sade birer cümle dokunmak istiyorum. وَلِ بُيُوتِهِمْ اَبْوَابًا اِلَى اَخِرْلَيْهِ Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Zuhruf suresi var. Orada buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Rahman olan Allah'ı inkar etme durumu olmasaydı, Rahman'ı inkar eden kafirlerin evlerini, merdivenlerini, trabzanlarını altından ve gümüşten yapardım diyor. لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُكُفًا مِنْ فِضَّةٍ اِلٰى اَخِرَيْهِ Bak görüyor musun? Ev altından, her tarafı gümüşten. Yani o kadar para harcanmış ki, tavanı, yeri bile altın, gümüş. Rahman'ı inkar edenlere öyle bir ev verirdim ki,
onların evleri ne olurdu? Bu şekilde altından ve gümüşten olurdu. Ama o zaman zannederlerdi ki, ya biz de Allah'ı inkar etsek, bize de acaba bu evler, bu zenginlik verilir mi? Böyle söylerlerdi. Onun için yapmadım diyor. Yoksa kafirin evi altından olsa ne olur, gümüşten olsa ne olur? Bir ayet daha hatırladım burada konuşurken. Buyuruluyor ki, kafirler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne iş çıkar biliyor musunuz? اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرِكُمْ Yahu altından bir evi olmadıkça biz ona inanmayız diyorlar. Yahu bunun evi çok böyle basit bir sıradan bir ev var. Oturduğu mahalleye bak, eve bak, saltanata bak, bir şey yok ortada diyorlar. Böyle bir yani böyle bir peygamber olmalı, altından evi olmalı. O zaman biz inanırız diyorlar. Ama sonra فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِنَارِ الْاَرْضِ Kim için? Karun da evi de battı diyor Allah. Efendim o fizikten obruk oldu diyor. İyi de zaten her şeyi fiziğe bağlıyor. Kur'an da fiziğe bağlıyor. Öyle bağlamıyor mu? Ama fizik kurallarını koyan kim? Uygulamaya koyan kim? Allah-u Teala. O zaman buraya da bu şekilde baktığımızda evleri methederken Kur'an-ı Kerim böyle kısa kısa bak 16 dakika olmuş. فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ اِلٰهِ İçinde Allah'ın anılmasına izin verilen, Allah'ın dini ve şanı yücelen evler diyor. Allah Allah. Evi methediyor Allah görüyor musun? Evin bir binası anlatılmıyor. Neyi anlatılıyor? Evin o ahlakı anlatılıyor. اَنْ تَبَرْبَعَ لِقَوْمِكُمَا بِمُسْرَ بُيُوتًا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا Musa Aleyhisselam çok çile çekti Firavun'dan, şeyden, Firavun taraflarına. Dedi ki en son Cenab-ı Hakk'a, git İsrailoğullarına söyle, evlerini mescit ve kıblegah edinsinler. Madem dışarıda kulluk yaşayamıyorlar, evlerini camiye, evlerini ibadet mescidine, evlerini dar-ı İslam'a çevirsinler. Git söyle evlerine sahip olsunlar. Yani hiçbir yere sahip değiliz, hiç olmasa evine sahip olsun. Evini değerlensin, evinin kıymetini bilsin, evini İslamlaştırsın. Bakın orada da o peygambere bu şekilde ne yapıldığını, beyan edildiğini ayet-i kerimede görüyoruz. Ev gerekir mi? Biraz sonra bazı notları da aktaracağım. Evet gerekir. Ve aşirûnle bil maruf, kadınlarla güzel geçinin ayet-i kerimesinde bu güzel geçinmenin maddelerinden biri de onlara ev temin etmektir. Yetecek bir oda. İhtiyaç olacak kadar bir mekan. لَا تُقْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ Evlerinden kadınları çıkartmayın diyor. O boşama müddetleri, nafaka müddetlerinde. Bak evinden çıkartmayın. Boşanma oluyor yani. Üç talak olacak, aradığında müddet olacak. Ama kadın evde duracak. Çık demeyeceksin, o da gitmeyecek. Şiddet uygulamayacaksın. Boşanıyorlar ama Kur'an'ın dediği gibi evinden çıkartma sakın diyor. Ayeti biz burada böyle sabahleyin mukabeleden ölülere sevap gönderiyor, diriler zahmet çekiyor. Bir ayetin dirileri sevap alacak amel yapmıyorsa onun duası öyleye nasıl gidecek o da düşünmek lazım. Ayet dirileri sevaba ulaştıracak amel gösteriyor. Bizim evlerde kavga var ondan sonra burada dua yapıyorsak bile. Ya ama biz yaşasak o dua inşallah fayda eder. O zaman buradan baktığımızda demek ki evlerin bir nafaka anlamıyla aile olmanın bir ev veya bir oda sahibi olmaya da ihtiyacı olduğu ne yapılmıştır? Beyan edilmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim ev kelimesini o kadar sevimli olarak bize anlatıyor ki ehli beyt kavramı var değil mi? Ehli beyt Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresinde. Ey ev ehli, Allah sizi temiz kılmak Allah bizi neyimizle anıyor? Evimizle anıyor. Halbuki ev halkından bahsediyor. Ama ev kelimesinin kullanılması, o eve verilen değerin de böylece anlatıldığını Kur'an-ı Kerim bizlere ne yapmakta, beyan etmektedir. O halde bütün bunlara bakınca Sure-i Zariyat'ta ayet-i kerime var. Peygamberlere melekler geliyor. Önce İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Sonra Lut kavmine geliyor. Ve diyor ki orada melek,
bir ev halkından başka kimseyi de Müslüman, mümin bulamadık diyor. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا خَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Bir ev hanesi Müslüman vardı, başka da yoktu diyor. Bak görüyor musun? Neyle anlatıyor? Evle anlatıyor. Kaç eviz biz acaba? Kınamak değil. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Ama bir sabah bir camide görevliyim, namazı kılınca aklıma geldi. Biraz ev sayayım dedi. Yakındaki apartmanlara baktım, 86 hane var. Kaç kişi sabah namazına gidiyor? 4. Yatsıya gelen 7, topla 15 kişi. Yok. Düşünebiliyor musunuz? Siz de böyle bakın. Evlerin durumuna bir bakın. Kaç hane var burada? Camide kaç kişi var? Gayet kolay. Yani %5, 6, 7 cemaate katılım oranı. Eskiden bizim çocukluğumuzda ya da gençliğimde imam olduğumda hatırlarım, pazar günleri camide bir iki saf cemaat artardı. Diyanet Başkanlığı da dedi ki pazar günleri imamlar izin kullanmasın. Hafta içi camisine gelemeyenler pazar günü camiye geliyor. Pazar günü geliyor. İmamı da camide olsun, daha canlı olsun cami dedi. Şimdi var mı öyle pazar özel gelen? Yok. Hani mesai yok ya. Bir gün vaaz ediyorum böyle gençlik. Dedim ki bir yerde namaza kılan birini işe almamışlar dedim. Ya da işte namaz kılmasına müsaade etmemişler dedim. Orada da bir kahveci Bekir'imiz var. Arada bir yolda namaza gelir. Vaazdan dedi ki bana, yalan o dedi senin dediğin dedi. Ben öyle dedim, adam da yalan dedi. Cemaatle de kavga olmaz ki, müşteri haklı. Niye dedim yalan? Hocam dedi, hadi öbürsü gün mesai vardı, cumartesi pazar buradayız dedi, ben de çay satacağım, hiç kimse gelmiyor dedi. O gün de bir mesai var, yalan söylüyor bunlar. Bekir de haklı. Bekir de haklı. Cumartesi pazar mesai yok. Sabah namazı mesai yok. Yatsı yok. Şimdi sabah namazı kaçta kılıyorsun? Neredeyse 8'de kılıyorsun. Mesai kaçta başlıyor? 7 gibi başlıyor, öyle değil mi? 7 gibi başlıyor. O zaman bütün bunlara baktığımızda, burada 34 Fransa Yozgat 20-29. Ben de o ağızda bir Fransa'dan bir şey söyleyecektim, iyi oldu. Ama bizim cemaatte öyle bir Fransa yok ya. Peki abi. Fransa diyecektim, neydi o? Fransa'yı da söyleyeyim. Kesildi orası, o ağzımın kısmı bitti işte. Gördün, trafik karıştı mı? Vaaz da. Şimdi biraz sonra vaazda geçecek. Fransız balkonları, Fransız camlarıyla mahremiyeti sıfırlamaya başladı. Doğru mu değil mi? Fransız balkon. Ne demek o? Burada mimarlar, mühendisler vardı. Aşağı kadar duvar. Belki 50 santim var. Yok. Doğru mu? Komple cam aşağı kadar. Aşağıdan bakan evin içini görüyor. Aa, sanki denize bakıyor. Sanki önü bomboş, ormana bakıyor. Öyle bile olsa insan biri geçer de. Balkonlar öyle, camlar da öyle. Efendim başka şeyler de. Ne diyorlar ona? Fransız balkon diyorlar. Fransız balkon, Fransız camla Müslüman kalmak mümkün mü? Derdimiz çok. Peki bu da burada kalsın. Nerede kaldım bilmiyorum. Şimdi dönüyoruz. O zaman Ehl-i Beyt kavramını da son olarak söylemiştik. Ve dedik ki evlerle ilgili de bu kısmı beyan ettik. Şimdi konumuza şöyle bir daha dönecek olursak, kısa kısa bir özet bilgilerle. Şöyle bir husus var değerli dostlar. Mahremiyet duygusu gittikçe toplumda dönüşüyor. Üniversite gençliğinde dönüşüyor, iş hayatında dönüşüyor, otobüste dönüşüyor, öyle değil mi? Eskiden kadınla erkek yan yana mümkün olunca oturmazdı. Ya da oturunca çok derli toplu sıkışırdı. Şimdi öyle mi gittikçe var ama gittikçe mahremiyet duygusu çarşıda pazarda kadın kenardan gider de az çarpılmasın bir adam vurmasın bana diye. Ve meskenler de mahremiyet duygumuzu artık yok etmeye başladı. İki sebepten. Bir, meskenin inşasında mahremiyet kaldırıldı. Nedir? Efendim oturma odasıyla mutfak bir olsun dedi. Salonla oturma odaları bir olsun dedi. Tuvalet, banyo, hepsi iç içe olsun. Ne duası, ne müşteri. Yani adam çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, çok özür diliyorum.
Bir eve gidiyorsunuz, elimi yıkayabilir miyim diyorsunuz, bir ikram bir şey var. Banyoyu alıyor size adam. Havlu asılı, bunlar söylenmez, sabun orada. Ne zaman kullanıldığı burada. Ya banyoya insan alınır mı? Yani banyonun da her zaman her hali, her çamaşır belli olmaz. İnsan bu. Fark etmiyor yani. Onlar çok... Yatak odasının kapısı misafir daha iyi görsün diye daha da açık bazı yerlerde. Doğru mu? Yani bu güzel görünsün. Ya yatak odasının kapısının misafirine ne alakası? Özel bir akraban bir şey görecek, ona bir şey demem. Mahremiye gittikçe balkonlar, balkon balkonu görüyor, balkon karşı tarafı görüyor. Balkonun önünde duvar yok zaten. Orada tamamen bir cam ya da iki bir demir var, orayı görüyor. Hatta biz bir arabada giderken bile iki araba yan yana gelse mahremiyet problemimiz var. O film koyayım mı diyor, öbürü perde çekeyim mi diyor, öbürü bakayım mı diyor. Bakın ne oldu iş? Şehirler, imarlar, inşalar ve içindeki ameller mahremiyetimizi gittikçe zedeliyor. O zaman buradan baktığımızda şunu görüyoruz. Mahremiyet duygusu hakikaten gerekli midir, değil midir? Artık hayatın kamusal alanı, özel alanı diye bir şey kalmadı. Herkes herkesi evindeki telefonundan dinleyebiliyor, seyrettiği bilgisayarından onu görebiliyor. Veya bu yapılan televizyonlar bile bir gün bakacaksın, seyreden de o bir taraftan bizi görecek, biz bir taraftan onu göreceğiz. O derece bir efendim duruma geldi. Ve sonunda şunu gördük, saydamlık adına mahremiyet dediğimiz örtünmeyi sağlayacak ne mutfak, ne banyo, ne oturma, ne balkon, ne evin kullanımı kaybetti. Başka bir şey oluyor, o zaman da bir misafir geliyor, otururken bir bakıyor, misafir gidiyor, nereye diyorsun? Su içeceğim, mutfaktan su alacağım. Burada yabancı kadın, başka bir aile var. Sen orada misafirsin. İşte ev sahibinden getirsin. Yo, fark etmiyor ki. Ben yardım edeyim ya. Bırak sen evin sahibi kimse o yardım etsin. Bir gün bir yere gittim. Birçok erkek var. Bir kızı böyle bir gelini süslemişler. Neyse genci. Yaka paça da açık. Erkeklere o ikram yapıyor. Bir sürü de genç var aileden. Böyle baktım, bir şey desen de olmuyor. Dedim ki birine, ben utanıyorum dedim ya başkalarından istemeye. Sen hizmet etsene bize dedim. Tek başına bir kadın. O kadar bu iş bozuldu ki ve bir ucuz iş gücü, kolay dönüşüm için lokantalarımızda da kadınlar artık. Bakıyorsun ortalarda falan, mahremiyet iyice. Tabii ki iş hayatı mecburiyetleri doğdu, insanların çalışmaları ama İşin rengi, şekli, tadı ve müşteri tarafından baktığımızdaki tavrı bu bizim mahremiyet duygumuzu zedeledi. Sonuç olarak değerli dostlar, işte az evvel söyledik ya Fransız pencereler, perdeler, mutfaklar, mimari yapıları. Ben dün akşam bir mimar kardeşimizle, yeğenimle konuştum. Dedim ki ne diyorsun dedim, bu mimarideki mesken mahremiyeti için ne oluyor dedim. Genç mimar dedi ki, bunun bir kısmı yönetmeliklerde var. Şu kadar duvar, bu kadar merdiven, bu kadar bilmem ne oda olacak, orada mı? Başka? Bir de müşteri talebi var. Ben bu balkondan istiyorum, bu camdan istiyorum, Fransız camı istiyorum. Öbürü de satacak ya dedi, onlar satıyorsa o da camı indirdi aşağı dedi, kapıyı indirdi aşağı. Neyse söktü, duvarı yıkma ortadan, istemiyorum duvar. Ben öyle ayrı sayrı istemiyorum, odalar bir olsun. Herkes bir arada, bir tek yatak odası var kapısı olan, geri kalanlarda yok. Müşteri bir taraftan böyle istiyor. Tuvalet, banyo problemleri. Hayır ben bir tane yerde hepsini istiyorum, ortada dursun. Başka özel ebeveyn falan istemiyorum. Çok az insan ebeveyn ya da gençler için farklı banyo falan istiyor diye. Ya da onun kıbleye dönüyor mu, dönmüyor mu? Bu konuda istiyor. Yani işin devlet boyutu var. İşin ticari boyutu var. İşin mesken sahibi boyutu var, işin bir de kullanıcı tarafındaki boyutu var. O kadar çok derdimiz var ki. İslam'ı kendi evimizde düzgün yaşayamıyoruz. Bir taraftan eşyalar esir ediyor, bir taraftan eğlenceler bizi esir ediyor. Buradan baktığımızda demek ki aslında İslam'ın hedeflerinden biri de müminin iffet hayatının korunmasıdır. Hatta bu korunma öyle ki biz kendi aile içimizde de emirler vardı. Yani sadece yabancı geldiği zaman değil. Hemen örnek vereceğim. O zaman buradaki mesken ve mahremiyet konusu inşallah daha iyi anlaşılır. Ama burada şunu söyleyeyim.
bu konuda araştırma yapanların çok güzel bir tespiti var. Diyorlar ki, meskenlerimizi biz yaptığımızı zannederiz ama aslında bizi biz yapan meskenlerimizdir. Evlerimizi biz yaptığımızı zannediyoruz ama bizi şekillendiren nedir? Evimizdir. Bir adamın evinin şekline, girişine, çıkışına bak, adamın mahremiyet, iman, İslam duygularını anlarsın. Evindeki süslerle, içki biblolarıyla, koyduğu resimlerle, heykelleriyle, kapısıyla, Amerika bar bilmem ne mutfağıyla. Şöyle bir bakıyorsun, bu Hacı Baba'nın evi. Perişan bir durum var. Cuma günü burada bir müftü bey vaaz etti. İlginç bir şey söyledi. Hacı Baba'nın birisi, Allah affetsin, bankaya gitmiş. Demiş ki, kızım demiş banka memuruna, şuradan benim şu faizi bir hesap et bakalım, az mı çok mu, ne alıyorum demiş. Tur amca demiş, oturmuş, çay içer misin? İçer. Bir çay kendine söylemiş memur kız, bir çay da Hacı amca içiyor. O arada memura kızacakken, kızım bak yanlış yapma demiş. Kız bakmış, ne yanlış yapma. Sol elinle içme, peygamberim sol elle içmeyi yasakladı demiş. Kız da demiş ki ona, amca sağ elim de senin faizi hesaplıyorum, kusura bakma. Şimdi öyle bir ev durumumuz var ki, ev bizim ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Şöyle eve bir bakıyorsun, eskiden halılar vardı böyle, adamlar, kadınlar yatmışlar halılara, geyikler, meyikler, öyle değil mi? Ya sen bunu nasıl asıyorsun? Gelinlik, damatlık, elbisesi, gencecik, açık da bir, bir sarı odasına koyun. Abi şimdi bunu aklın ermiyor musun? Kaldır deyip hocam söyleme, kırılır şimdi. Ona da bir şey söyleme hocam. Ya bunu görmeden yok etsem diyorum gençlikte, ayıp olur hocam, şimdi bizden bir. Onu deme, bunu deme. Ev, kimin de putane, kimin de resimhane, kimin de affedersin meyhane, Amerika bar mutfağı deyince ne olacak şimdi? Öyle bir hal almış ki, orada Müslümanlık olur mu? Mahremiyet olur mu? E bir de havuzlu villa almaya kalkarsan, daha artık işin bittiği yer. Ortada bir havuz, herkes böyle dolana 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 sudan evine, evinden suya, sudan orta havuza, öyle değil mi? Sonra, ya mahremiyet duygusundan bahsedeceğiz. Hangi mahremiyet duygusundan bahsedeceğiz biz? Böyle olunca burada demek ki mahrem de aslında kutsal, korunması gereken, haram olan şey demektir. E bir insanın mahremi yoksa neden mahremiyeti kaybettik? Şöyle kaybettik. Beden benim bedenim, ev benim evim dedik. İstediğimiz bir hükmettik. Beden de ev de Allah'ındır. Ben emanetçisiyim, emanet böyle kullanılır deseydik ev de Müslüman olurdu, beden de Müslüman olurdu. Ama benim bedenime ben dokundurtmuyorum ama benim bedenimi istediğimi açarım diye. Mahremiyeti kendi şahsımızın yetkisine verdik. İmanın yetkisine vermedik. O zaman değerli dostlar buradan baktığımızda demek ki kendi olabilmemiz için bizim mimarimizin, ille şu şekil bu şekil demiyorum, etkili yetkili de değilim. Ama o mimariyle kubbeli olsun şöyle olsun anlamında da demiyorum. Ama mimarimizin konulumuna kadar İslami bir örfümüzün, İslam'ı yaşamanın kolaylığı olmalı. İşte otellerin mimarisi de buna dahil. Mekke Medine'deki otellerin mimarisi de buna dahil, öyle değil mi? Mekke Medine'ye otel yapıyorlar, Fransız, Amerikalı, Alman kafasıyla yapılıyor. Binayı Müslüman Mısırlı çizdi diyor. Çizdi ama zihniyet arka planda Müslümana hizmet eden bir otel yapısı olmadığı için hacıların çektiği sıkıntıları hep umreye, hacca giden yaşıyor. Şimdi böyle olunca buradan şu ortaya çıkıyor. Bizim bir mesken edinmek mecburiyetimiz var mı? Mecbur muyuz mesken edinmeye? Kısaca söyleyeyim, Nahl suresinde arıların bile 3 tane meskeni var. Sureyi okursanız görürsünüz. Bir arıya Allah 3 mesken vermişse, bir Müslümana bir tane mesken elbette lazım. O halde böyle olunca, burada baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim bizim emrimizde görevli ise evlensin. Hizmetçisi yoksa hizmetçi tutsun, evi yoksa ev edinsin. Bugünkü maaş sistemi, gelir sistemi özelde kamuda öyle olmalı ki, Peygamberimizin hedefi evi, efendim hizmetçisi olabilecek ve evlenebilecek bir maaşı olması lazım. E biz başörtüsünü çok konuştuk, hallettik ama asgari ücret, geçinemeyen insanlar,
Eğer televizyon haber yaparsa şansı var. Hükümetten biri ya da yetkili biri telefon ediyor, hemen ona ev yapın, araba yapın, hasta yapın. Ben buna çok üzülüyorum. Sosyal güvenlik böyle olmaz. Haberle biz sonuç alacaksak yandığımız gün, o zaman herkes televizyonlara koşuyor. Kimse camiye gelmiyor. Çünkü imamın Orhan Camii'ye bakın. Bir şey söyleyeyim. Buraya birçok muhtaç geliyor değil mi? Suriyelisi geliyor, yerlisi geliyor, yabancısı geliyor, yolda kalan geliyor, hasta olan geliyor. Doğru yanlış mı? Bana devlet yetkilileri şunu demesi lazım. Mustafa Hoca, sana geldikleri zaman senin burada yapman gereken usul şu. Kaymakamlığın şu telefonu. Farklı fon mudur şurası? Posat fon mudur burası? Kızılay mıdır burası? Şu iletişimleri, bu teşvikleri, bu yolları göster, problem böyle çıkar. Var mı böyle bir şey? Yok. Kendi kendimize, adam bize lanet okuyor, bu kadar cemaatim var diyor, ben açım diyor, vaaz 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 diyor. Dedi lafı gidiyor şimdi. Peki sonuç nasıl olacakmış? Nasıl bu işin içinden çıkacağız? Adamı ben nereye göndereceğim? Ya da nereye telefon edeceğim, böyle bir şey vardı. Geçen gün 8 tane Afganistan'dan çocuk geldi. Biz dediler Birleşmiş Milletler'in bir programıyla ilgili Müslüman geldik, konuşamıyorlar, Farsça biliyorlar. Telefondan yazıyor, çeviriyor, yatacak yer arıyoruz diye. Peki nerede yatırayım? Bir iki tane olsa eve götürecektim. Sonra 8'ini de götürmedi, beşman oldum. Nerede yatacaksın dedim, yok dedim. Çok temiz çocuklar ama pırıl pırıl. En son dedi ki şu caminin dışında demirler var ya kapı, burada kalsak kızar mısın dedim. Haydi, bu soğukta. Sonra hallettim ama nasıl hallettiğimi söyleyeyim. Şimdi buradan şuraya bakıyoruz biz. Bizim bakın efendimiz biliyor ki caminin bir misafir ağırlayacak. Bizim de yerimiz yok. Yatsından sonra gelene namaz kılacak yer yok. Kimse üzere problemi belli değil. 9'da namaz kılacak. Biz kapıyı kilitleme diyor. Kilitleme de ben sabah 4'ten beri buradayım. Ne yapacağız? Açık bırakırsan bu sefer baliciler giriyor camiye. Peygamberimiz ne buyuruyor? Evi olmayan ev edinsin diyor. Her çalışanın bir evi olmalı. Ha evin bedeli, değeri, metrekaresi ayrı bir konu. Bakın Peygamberimiz buyuruyor ki kim zulmetmeksizin ve ilahi hududu tecavüz etmeksizin bir bina yapacak olursa bundan Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı istifade ettiği müddetçe ona komşuluk sevabı hasıl olur. Bir ev yapmak, ümmete bir ev sunmanın sevabı var diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Hane yapmak, orada insanların oturması, ona sadaka sevabı veriyor. Yine Peygamberimiz daha İslam'ın başlangıcında muhacirleri ensarı evlerine yerleştirmiş, sonra da ev inşa etmeleri için arsa dağıtmıştır Peygamberimiz. Önce demiş, hani misafir eden sizin evlerinizde kalsın, beraber kalın. Sonra onlara arsa dağıtmış. Hazreti Ömer de halifeliği zamanında Basra ve Küfe şehirlerinin hazineye ait arazilerini ashaba vermiş. Niçin? Mesken tesis etsinler diye. Şimdi böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de Talak Suresi 6. ayette boşanmış kadınların mesken ihtiyacının karşılanması kocaları üzerine farz olunca nikah altındaki meskenlerin tedarik edilmesi elbette evladır diyor. Öyle ya, madem boşanana bir mesken tedarik edecekti. İşin bu tarafı. Peygamberimiz şöyle buyuruyor bir hadiste. Ademoğlu şu üç hasletten başka bir hakkı yoktu. Nedir o? İçinde oturduğu ev, örtündüğü elbise, yaşamını devam ettireceği ekmek ve su diyor. Bunda hakkı var. Yani herkese sorulacak evin var mı? Şimdi mesela Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Bilemiyorum. Nedir? Yangın oldu, ev yandırdım. Allah korusun. İtfaiye geldi. Onu aradık zaten. Mecbur gelecek. Söndürdü, söndüremedi. Peki sonra bir yetkili gelip itfaiyeden ya da başka bir yetkili. Geçmiş olsun. Sizin bugün kalacak bir yeriniz var mı? Bir akrabanız, yakınınız, ikinci bir haneniz var mı? Yoksa biz sizi şu konutta, şu otelde 2 gün, 3 gün, 5 gün şurada bir kısaca bir önce bir misafir edelim, ondan sonra tekrar görüşürüz. Böyle bir kurum var mı bizde? Böyle bir tatbikat var mı değerli müminler? Ben bilmiyorum var olduğunu. Basına falan düşersen ya da bir adamın varsa, ya adama lüzum yok, ev yanmış. Habere çıkarsanız ama, o ya habere çıkamadık. O zaman şöyle yapın, siz sağlığınızda habere çıkacak yollar aklınızda dursun. Başınıza bir şey gelirse, hocaya mocaya bir gazeteci. Sistem böyle olmamalı. Bakın ne diyor Efendimiz? Bir evi olmalı insan. Bu bir oda olabilir. İlla çok büyük bir hane olması gerekmiyor. Mesela depremde yapıldı konutlar değil mi? Küçük küçük de olsa insanlar yapıldı veya Suriyelilere yapılıyor. Hiç yapılmıyor demiyorum. Ama sistem bunun üzerine ciddi konulması lazım. Müslümanlığın iyi korunması için ev hukuku ve ev temini
bu toplumun sosyal devlet, sosyal Müslümanlığı, sosyal insan olmanın bir gereğidir. Şimdi buradan bakınca Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim bir ev veya arsa satar da kıymetiyle benzerini satın almazsa o parada bereket ve kıymet yoktur. Ne oldu şimdi? İhtiyaç olmak, ihtiyaç olan bir şeyi sattı, parayı yok etti. Bereketsiz iş yaptı. Oturduğu evi bir ihtiyaç yok sattı. Ne olacak? Kiraya da çıkamıyordu orada. Sürünmeye başladı. Buyuruyor ki Efendimiz, kim bir ev veya arsa satar, kıymetiyle benzerini almazsa o paralarda bir bereket ve kıymet yoktur. O zaman burada ticari amaçla mütemadiyen bir değişiklik yapıyor. Ondan bereket bulamaz. Buluyor mu bulmuyor mu bakmak lazım. İnsanların hayatlarını da bir gözlemeli. Mesela ama şu da var. Efendimiz fuzuli inşaatların önüne geçmek için Hazreti Ali'yi görevlendirmiş. Lüzumsuz inşaat yapmayı da yasaklamış. Hatta kişinin ihtiyacı haricinde yaptığı her bina vebaldir buyuruyor Ebu Davud. Hadis kitabında. Ne yapıyorsun diyor adam iş yapıyor. Olsun bir ev oraya yapıyor bir ev. İhtiyaç mı kardeşim bu? Ne bileyim diyordum, üç tane yaptım. Üç tane var ha, hanginde oturacağı belli değil. Bir onu düşünüyor, bir bunu düşünüyor. Ona hırsız giriyor, buna yağmur giriyor. Öbürünün çatısı uçuyor, belikini. Abicim bu hadisler nerede duruyorsun? İhtiyaç, dışı, yukarı yukarı yukarı, aşağı aşağı aşağı, yan tarafa ev. Ne oldu? Kalabalık ailesi. Hani nerede kimse yok. Yukarı çık, dizim ağrıyor. Aşağı in, satamıyorum. Böl, bölünmüyor. Kim dedi sana ya? Ya biz Müslümanların bu konuda ciddi böyle bir vaazlık değil. Hem mimariyi bilen, hem İslam estetiğini bilen, hem ihtiyaçları ve günümüzü bilen ve bu hadislerin de ruhuyla, bu ayetlerin işaretiyle biz abim bu ihtiyaç, eğer ihtiyaçsa sadakadır ev yapmak. Ama değilse binaya harcanan paralar vebaldir. Allah binalara para harcayın diye bize bu imkanları vermiş değil. O zaman bakın Efendimiz ne buyuruyor? Her kim ihtiyacından fazla bina yaparsa kıyamet günü onu boynuna yüklenmeye o kişi zorlanır. Heysemi'nin kitabında. 2. Müslüman harcadığı her şey için sevaba yarar ancak şu inşaat işi hariç diyor. İhtiyaç dışı olunca. Tamam. Devam diyor. Allah bir kuluna kötülük murad edince malını binaya infak ettirir. Boya, süsle, yık, yap. Bakın ihtiyaç da ihtiyaç olmayana ayıralım. Biri var 100 liraya imal ediyor. Biri var diyor ki dairenin 250 liraya da. Ya şimdi topluma bakıyorsun, millete bakıyorsun, gelire bakıyorsun. Bunu hangi dengeye göre yapıyoruz? Ha öyle bir şey yok işte. Gücü yeter ne yapsın? Boyun evin içini süslüyor. Boyun yeni 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 yeni. Onunla meşgul oluyor. Yani eve düşünme evi. Bir kısım evsiz, bir kısım da evin kulu olmuş. Neresinde işliyor bununla uğraşıyor. Başka bir yerde. Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir. Bina için harcanan müstesna bunda hayır yoktur. O zaman bakın şimdi Hazreti Ömer'in örneğine bakalım. Şöyle deniliyor ki Basra ve Küfe'de çıkan bir yangından sonra evi yanan kişilerden oluşan bir heyet evlerini kerpiçten yapmak istediler. Hazreti Ömer yapabilirsiniz. Fakat hiçbiriniz üç odadan fazla yapmasın. Büyük, yüksek evler yaparak kibirlilik ve ululuk yarışına da kalkışmayın. Sünnete riayet edin ki devlet elinizden gitmesin, kuvvet elinizden gitmesin. Görüyor musunuz İslam idaresini? Nasıl yapacak, kaç oda olacak, ne kadar olacak? Ve burada hatta Hazreti Ömer Basra ve Küfe valiliğine halkına da bu emri göndermiştir. Şimdi buradan bakınca bizim mahremiyetimizi nasıl zedeliyor? Buraya baktığımızda bir konutların plan ve projelerinden dolayı yani çocuklarımızın oturabileceği, anne babanın karşılaşabileceği, misafirin rahat edebileceği yahut da işte mutfağın rahat kullanılacağı ya da balkona nereden çıkılacağı, evin nasıl girileceği bir planla alakalı. Peygamberimiz buyuruyor ki salih bir, iyi bir mesken müminin mutluluğu içindir. El meskenül vasi yani geniş ev mutluluk sebebi olduğu beyan edilmektedir. Burada bir oda sayısı belirtilmemiştir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine baktığımızda 3.5 × 5 odaları. Ne kadar diyor? 16 metrekare falan gibi zannediyorum. O kadar. Büyük olsun olması bir. Efendimizinki o kadar. O aileleri için yaptığı odaların takribi, büyüklüğü bu kadar. Gelelim öbür tarafa. Ukbe bin Amir'e Peygamberimiz diline hakim olur. Evini genişlet,
hatalarına ağla, kurtuluş bundadır diyor. Neyle kurtulayım ya Resulallah diyor? Konuşmana dikkat et. Evini genişle. Huzurunu, rahatını, oturuşunu rahat et, evini sev. Sonra hatalarına ağla, kurtuluş bundadır diyor. Ve Peygamberimiz, ya Rabbi günahımı affet, evimi genişlet, rızkımı mübarek eyle diye dua ediyor. Ev için dua ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Hadislerde meskenin salih olması kadar bir de meskenin kötü olması, yetersiz, dar, mahremiyeti koruyucu olmaması olarak beyan edilmiştir. Yani bir mesken olduğu zaman. Onun için Peygamberimiz bir evin kötülüğü, yani kitaplar, saadet yuvası olmaması, komşularının kötü olması, ezanın işitilmemesi, mescide gidilmeyecek kadar uzak olması bir hanenin kötülüğüdür buyurmuştur. Yani ev alırken camiye uzak olmak iyi ama hiç gidilmeyecek yerden bir ev aldık. Ya biz ihtiyarlayınca nasıl gideceğiz? Gençken gidemiyoruz. Bütün bunları ne yapması lazım Müslümanın? Camiye olan ilişkisi, ezana olan ilişkisi, insanlara olan ilişkisi, hatta önce cam sonra da önce komşu, adamın bir ev satıyormuş. Demiş kaç lira ev? İşte diye 150 lira. Ya 100 lira etmez mi demiş. O kadar. 50 lirada komşum var. Çok iyi bir komşu var. Öyle bir komşuyu bulamazsın başka yerde demiş. Yani oradaki iş komşunun değerini de ifade etmektir. Şimdi buradan bakınca Nur Suresi 58 ve 59. ayetlerde ergenlik çağına gelmiş olan çocukların odalara girerken izin istemeleri söylenmektedir. Şimdi bakın, kendi evimizde çocuk, biz bunu yapacağız. Biz çocuğumuzun, kızımızın, oğlumuzun, annemizin odasına, hele gelinleriniz varsa pat kapı girmeyeceğiz. Bazen hata ediyoruz, unutuyoruz ama dikkat edeceğiz. Niye? Çocuğun emziriyor olabilir, kolu başı açık olabilir, efendim dikkatsiz olabilir, bir uzanmış olabilir. Ne yapacağız erkek? Biraz erkekler o girişte bir arada bir yavaşlayacak. Pardeseyi çıkarıyor, selam veriyor, işte müsait olan odaya gidiyor gibi. Neden? Mahremiyeti çocuk babadan öğrenecek, anneden öğrenecek. Buradan baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuda hadis-i şerifleri var. Az sonra birkaç tane daha ifade edeceğim. Biraz konu uzun, hemen hızlandırıyorum. Ayrıca evlerin yüksek yapılması ile ilgili Peygamberimiz zamanında iki katlı evler var, üç katlı gibi evler var. İhtiyaç varsa yukarı doğru birkaç oda eklenmesine o günün şartlarında müsaade edilmiştir. Ama burada şunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam perde olarak bir hasır kullanmakta. Gece akşamüstü hasıra yatıyor, bir misafir yabancı gelse hasırı da kapıya çeviriyormuş. Biraz da fakirlik var. Yani bir perde bile bazen bir kapı görevi görebiliyor. Önemli olan ona dokunacak insanın imanlı olması. O zaman açmaz onu. Ne yapar? Oradan onu koruyabilir. Buradan bakıldığı zaman değerli dostlar şunu görüyoruz. Peygamberimiz yüksek bir yerden Medine evleri arasında yükselen köşklere baktı. Benim görmekte olduğum şeyleri görebiliyor musunuz? Ben evlerinizin aralarına dökülen fitnelerin yerlerini şiddetli yağmur sellerinin açtığı yarlar gibi gözümle görüyorum buyurdu. Yani o evlerle ilgili. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün geçerken birisi ihtiyaç dışı bir ev yapıyor. Selamlaşıyorlar Efendimiz selamına. Başka bir şey söyleyeyim. Çok bilgi var. Sahabeden birisi de böyle bir lüzumsuz ev yapmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yanlış yaptığın şeyi yık demiş. Ne demiş biliyor musun? Yarısında sadaka versem olur mu? Hani bugün belediye cezasını versem benimse. Hayır, senin sadakanla mı iş olmaz, onu yık demiş. Ya düşün, Peygamberimiz sadece teravih namazı kılın, evvabin kılın, pazartesi perşembe oruç tutun, işte bir de umreye gelin, nasıl? Yok, evlerin, şimdi Peygamberimiz sağ olsa, bu kata sende gerek yok dese bize, evini dar yaptın, komşunun rüzgarını kestin, komşunun mahremiyetine zarar verdin dese ne diyeceğiz? Mecelle diye bir kitap var ya, şu meşhur mecellemiz, Osmanlı'nın son dönem hukuk şaheseri. Onun komşuluk bahsinde ne diyor biliyor musunuz? Bir insan kendi ağacını budamaya, komşusuna izin söylemeden, izin diyorum, haber vermeden çıkıp ağacı budamak istese, yükseğe çıktı ya, komşusunun kanınlarının oturduğu makarnı nisva, kadın nisvanın, kadınların oturduğu yeri yukarıdan görse, evler duvarlı ya, ve kadınlar rahatsız olsa mahkemeye çağrılır ve azarlanır adam. Niye kardeşim, benim yok ağaç değil mi? Ağaç senin de, yukarı çıkınca komşu bilemedi. O da bahçede biraz kolu başı şöyle serbest geziyordu. Ne bilsin de ağacın tepesinde adam var. Akşamdan haber ver, ben çatıyı düzelteceğim. Onu yapacağım, bunu yapacağım diye. Mecelleye madde koymuşlar. Şimdi adama
Evler birbirine, camlar birbirine, araya bir kereste bir şey koysan birbirinden öbürüne geçer. Kimseye bir şey söylenmiyor. Kapat gözünü kardeşim diyor. Oradaki açık. Fitne o kadar yaygın ki toplumda. Peki peygamberimizin sünneti ne olacak? Bunlar sünnet. Bizim sosyal hayatımıza gelmedikten sonra sünnet. Seccadedeki sünnetten biraz zor kurtaracak biz. Yani işi sadece seccade buldun. O zaman buradan şöyle oluyor. Evin mahremiyete göre tasarlanması gerekir. Yani burada baktığımızda peygamberimiz evinin perdeler bakımından, örtülmesi bakımından, kapı bakımından bu örtülere dikkat edilmiştir. Şimdi buraya bakınca eskiden sahabe zamanında tuvaletler dışarıda. Çok dışarıda. Bakın bir şey söyleyeyim. Peygamberimiz zamanında tuvalet evlerde değil, dışarıda Efendimiz çok yakına gitmeye utanırmış. Medine'nin ta dışına kadar gidermiş tuvalet için. Hani o doğru utanıyor. Sonra bu tacizler de başlamış. Çok kadınlar da ileri gidince ileri geri. Ondan sonra demiş eve doğru başlamışlar yakın. Tam oldum ama koku var evlerde. Böyle ki şimdi kanal falan şey yok. Ondan sonra evlerin içine konmuş. Yani tesettürün konusu burada iyi gösteriyor. Bir tuvalete çıkmak tesettürü bozabiliyor. Veyahut da mahremiyet duygusunu bozabiliyordu. Böyle olunca bu noktada baktığımızda tuvaletlerin bile kıbleye doğru olmaması gerektiği hususunda. Her ne kadar fıkıh kitaplarında kapalı yerde ise de diye bir açıklama varsa da gücümüz yetiyorsa yapılışında mimar efendi veyahut da hanenin yaptıranı efendim bunun abdestliğimiz kıbleye doğru olsun böyle sırtımız mümkünse tabii şartları bilemiyorum bunları da ne yapmak lazım korumaya çalışmak lazım. Aile fertlerinin birbirlerinin odasına girerken izin istemesi lazım. Mahrem et. Yarsıda benim bir annem var. Onun yanına da girerken izin isteyeyim mi? Onu açık görmeye razı olur musun diye Efendimiz. Annenin yanı İslam bu. Bir tane sahabe var gözü görmüyor. Efendimizin yanına gelmiş. Orada kadınlar var. Biraz herhalde hanımları biraz açık gibi başı. Hanımı peygamberle oturuyor. Bir de bir kör gelmiş. Efendimiz toparlanın demiş. Hani biraz örtünün. Ya Resulullah o kör ama demişler. Siz de mi görsünüz mahremiyet budur işte. Görmese bile biri geldiyse örtüyü toplamak lazım. Nasıl olsa görmüyor. O zaman bu iş bozulmaya doğru gidiyor demektir. Bunun için Nur suresi 58. ayette ey iman edenler ellerinizin altındaki köleleriniz, cariyeleriniz, bulu ermemiş çocuklarınız yanınıza girmek için 3 vakitte izin istesinler. Sabah namazdan önce öğlen istinatında ve yatsıdan sonra. Bak bizim çocuğumuz yok. Bizim adamımız yok. Evin, odanın mahremiyeti var. Herkes bilecek ki bu oda mahrem bir odadır. Ve oraya girişe çıkışa dikkat edecek. Bunun için Cabir bin Abdullah diyor ki kişinin çocuğundan her ne kadar yaşlı olsa da annesinden erkek kardeşine, kız kardeşine, babasından yanlarına girerken izin alması gerekir. Mahremiyetin korunması için ne yapmak lazım? İzin alması gerekir. Bir diğeri evlere girerken Ensardan bir kadın bir gün peygamberimize geldi. Ya Resulallah günün erken herhangi bir saatinde bir kapından içeri giriyor. Ben ne yapayım dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izin alınması gerektiğini söyledi. Hazreti Ömer bir gün öğlen vaktinde ona da böyle girdi. Ve Nur suresi 27-28. Ayetler nazil oldu. Nedir bu? Bir yere girerken izin isteyin, selam verin ayetleri. Kısa kısa söylüyorum. Hatta bir Resulullah bir evde bulunduğu sırada yanına girmek için girebilir miyim diye izin istedi biri. Efendimiz çık şu gelene izin isteme adabını öğretti. Çık önce bir selamun aleyküm desin sonra izin istesin hatta girebilir miyim desin ondan sonra girsin dedi. Birisi Efendimizin evine geliyor kapı açılınca böyle bakıyor girebilir miyim? Gözün girdi daha ne soruyorsun ki? Bunun için girmeden evvel gözü eve koymamak lazım. O nasıl oluyor? Önce göz giriyor. Her şeyi bir görüyor. Nasıl ben girebilir miyim? Ne kaldı ki girmeye? Bir kolumuz kaldı. O zaman diyor ki kitaplar mahremiyetin korunması için kapının uygun bir yerinde durun. Uygun bir bakışta muhatabınla konuşun. Sonra izin verilirse verilen yere girer. Mahremiyet ve evdeki huzur, sükun bununla temin edilmiş olur denilmektedir. Tabi bu konuda çok şeyler var. Bir gün peygamberimize geldim, kapıyı çaldım. Kim o dedi? Ben de benim dedim. Beni almak üzere çıktı ancak ben diye söyleniyordu. Belliydi ki kendimi tanıtma tarzımı beğenmemişti. İzin istenen kimse benim demenizle
böyle olmaz. İsmini söylemesi lazım. Benim, kimsin sen demiş, ben ente, ene, ene. Böyle mi söylenir? Ben Mustafa, iman, baban, oğlun, neyse. Böyle söyleyin demiş Efendimiz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 5-6 tane konut dokunulmazlığı ile ilgili direkt ayet var. Yani bir eve girin. Hatta evlere kapılarından, arkalarından girmeyin. Önlerinden girin buyuruyor. Bir gün ben bir yurt dışına gittim. Birisi dedi ki bana, bu ayeti söyledim. Evlere önlerinden gelmek takvadır, arkadan gelmek değil. Hocam burada yaşam dedi. Ne oldu dedim. Bir tane dedi, burada dedi, iki kişi var dedi. Öndeki sen Müslüman bir adam değil. Başka bir ülke, gavur ülkesi. Arkadaki Müslüman ve arasında perde duvar varmış, duvar yıkılmış. O da bahçeden yürümüş, bahçeden. Evin arka balkonundan gitmiş, komşuya diyecek ki bu duvarını tamir eder misin, duvarına ait. O da yokmuş, bir yazı yazmış oraya, yapıştırmış. Bir hafta sonra polis gelmiş, bizim Türk'ü çağırmış. Ne oldu? Sen komşunun evine kağıt mı bıraktın? Evet, bıraktım. Ne yazdın? Duvar yıkılmıştı, tahta onu düzelttirdim. Nereden gittin demiş. Arkadan, bahçeden. Ya yanlıştın, ev ön kapısından gittir, arka kapıdan gitmişsin, komşu rahatsız olmuş, güvenliğini saçmışsın, bir daha böyle yaparsan bir sabah olmuş. Bak buyurun. Şimdi biz de kimin hangi kapıdan, evlere arka kapılarından girmek takva değildir diye ayet var. Farklı yorumları da var tabii bu ayetin. Ama burada şu var, demek ki yüzünü kapıya dönmeme şeklinde hadis-i şerif var. Buradan bakıldığında Efendimiz sizden biriniz 3 defa izin istesin, verilmezse geri dönsün. Çaldık zili, yok. Hadi bir namaz kılacak, bir abdest alacak kadar durduk, çaldık. Zil artık bozulana kadar. Ben gördüm ya, perde oynadı galiba. Sanki biri var, orada bir ışık yanıyor gibi. Abi ne yapıyor? Sünnet geri dönmekti. Niye? Müsait değildir. Alamayacaktır, darılmaya da gelir. Hatta açar kapıyı, hoş geldiniz. Şu anda müsait değil. Sonra gelir misin? Tam da sünnet. Hadi bakalım darılmadan gidebiliyorsun. Bir daha o kapıyı açmayın. Niye? O zaman da saklanıyor. Ayakkabısı orada, arabası orada ama ne yapsın? O halde evlerin gözetlenilmemesiyle ilgili Peygamberimiz. Hiç kimse izin almaksın başkasının evinin içine bakmasın diyor Peygamberimiz. Kim izinsiz bakarsa aynen girmiş gibidir. Buyurun balkonlardan bak. Mimari de bozuk zaten. Göz içeri girdi, artık izin yok. İzin göz içindir diyor Peygamberimiz. İşte hadis-i şerif. Bir kimse kapısı açık bırakılmış veya giriş kısmında perde olmayan biri eve uğrar da içeri bakarsa kabahat onda değil, ev sahibindedir, öbürünü kınayamaz. Ha şimdi bu da bu. Biri açmış her tarafı, ne bakıyorsun? Abi sen de bakılacak her şeyi açmışsın. Biz bakalım değil ama sorumluluk önce perde sahibinde, kapı sahibindedir. Bunun içindir ki mahremiyetin korunması noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim bir başkasının evine ittila meydan ederken gözü çıkarılır da diyet için müracaat etmeye kalkarsa bilsin ki hiçbir hakkı yoktur. Bazı alimler bu hadise dayanarak birinin evine direkt röntgenleyenin gözü çıkarılır demiş. İmam-ı Azam demiş ki yok, gözü çıkarma mübalağadır burada, diyet veya bir ceza uygulaması yapılır. Ama gözü çıkarılsa bir şey savunma hakkı yoktur. Gidin gözünü çıkarın demiyor ama iş bu kadar. Efendimiz buyuruyor ki bilseydim ki içeri bakıyordum şu demir tarağı gözüne sokardım diye Efendimiz buyuruyor. Nasıl bir peygamber? Efendimiz odasında adam bir bakayım peygamberimiz odada mı demiş. Kapıdan camdan kafayı bir uzatmış. Tamam cahil adam. Ama 14 asırdır hala cahil kaldıysa eğer demiş içeri baktığını bilsem demir tarağı gözüne sokardım. Böyle yumuşak 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 dedik de mahremiyete dokunsun değil mi? Böyle de bir peygamberimiz var. O zaman meseleye böyle baktığımızda sonuç olarak değerli müminler bütün bunlardan sonra daha çok şeyler söylenebilir ama bu kadarla iktifa edelim. Eve evimize girdiğimizde diyor peygamberimiz selam veriniz. Bu sizin ve hane halkınız için de bir berekettir. Bu kadarla iktifa edeyim. 59 dakika olmuş. 45-50 dakika yapıyorduk vaazı. Bu sabah konunun önemi malum sebepler dolayısıyla konuya giriş uzadı. Evimizin mahremiyet duygusunu mimaride, belediyeler kanununda, bizim evi kullanışımızda ve kulluk şuurumuzda yeniden özen gösterelim. Özen gösterenleri tebrik, göstermeyenlere tevbe, cümlemize istikamet Rabbim nasip eylesin. Her türlü
memleketimizi ve Bilad-ı İslami'yi şerden, fitneden emin eylesin. İlahi Fatiha.